Mersin Silifke'den yaklaşık iki buçuk yıl önce bir anda kayıplara karışan Saliha Çalışkan'ın ailesinin şüphe duyduğu isim Bayram Güceoğlu'ydu. Saliha Çalışkan'da uzun zamandır tanırım. Kaybolmadan bir gün önce falan. Pazar zamanı bir çarşıda bir dakika konuştuk. Bir işi düştüğü zaman ben de arabam vardı. işini görüyordum yani oraya götür, buraya götür. Son kaybolmadan bir gün önce annesi zehirlenmiş. Hastaneye kaldırdılar. Beni aradı yardımcı olmam için. Hastaneye gittik. Kaybolduğu gün ip aldığı dükkandan çıktıktan sonrası muamma olan Saliha Çalışkan'la akşam üzeri bir araya geldiklerini iddia ediyor Bayram Güceoğlu. Devlet kesim önü ileride kum var. Oraya iş görüşmesi için gideceğim dedi. Beni oraya götür götürmüşsün dedi oraya gittik geldik Akşamda karanlık çökmeye yakın Rıvarıydı herhalde sanırım Evinin yakın bir yerine bırakıverdim Oradan da evime gittim o da evine gitmiştir sanırım Hala çalışkan kaybolduktan sonra Merak etmediniz mi iyi mi cümleyi bir daha bir dinletmek istiyorum Mesela şöyle o da evine gitmiştir sanırım <laughs> Şimdi Şunu da düşündüm acaba dedim ya Çok özür dileyerek söylüyorum Hiç kaybolan birinin arkasından da Konuşmak da adetim değildir evet. ama yani net de davranmak lazım. Bayram Bey'i de buraya bekliyorum ya da canlı yayına. Şimdi hani bazı görüşme vardır, ciddiye alınır. Bazı görüşme vardır, ciddiye alınmaz yani böyle anlatabilirim. Acaba dedim Bayram Bey'in hani görüşmeleri ciddiye alınmayacak. Onun için en azından ciddi alınmayacak bir görüşme miydi? Ama hani işin içine maddiyat falan mı vardı falan diye düşündüm. Fakat o zaman niye Salih annesinin hastaneden çıkışına gitsin? Yani bir ilişki olması lazım. bu bir yakınlığı gösteriyor. Yani iki kişinin arasında bir yakınlık olmasa bir <laughs> hastalık olduğunda onun yanına gitmek, ona yardımcı olmak evet. gereksinimini diğer kişi duymayacak. Duymaz yani ama burada da öyle Hele bir anlatıyor iş, ki. bir iş yerinde çalışan hani o saatlerde muhtemelen işi olan biri için işini erteleyip doğruya gitmek çok beklenen bir davranış olmayacak. Ama burada konuşulan evli bir hanım Kocası da yanında. Tuncay Bey de hastanede onda. İşte o da Müca gelmiş. Kardeş, gelmiş evet. Yani da karşılaşma durumunu da dikkate almak lazım. Evli bir hanımın ziyaretine giden özel merhabası olan birisi... ...kocasının da oraya gelme ihtimalini dikkate alması lazım. Tamam peki beyefendi olarak söyleyeyim. Bu riskleri alarak o kadınla görüşüyorsunuz. Annesini hastaneden çıkarıyorsunuz. Sonra kaybolduğu gün ince kuma getirip ben evinin yakınında bir yerde bıraktım evine gitmiştir herhalde der misiniz? Hayır. İhtimali göz alır. En kötü ihtimali göz almak lazım. Ortada gönül ilişkisi olmasa da günlük buluşulma olmaz. Eğer ki hastane için bir yardımsa normal sosyal bir arkadaş. Yardım neden için... yardım etsin hastane için? Günlük ilişkisi olmadan, tanımadan, Hı. bilmeden. Ee, anneniz bunu bilir. Hani Ablam tanıyorsa önceden demek istiyorum. Ya, hani anne, Hastane anneniz... yardım olsun ama bir gün sonra neden ince kum? Günü birlik e, bir insanlar görüşüyorsa ya bir şeylerin başlangıcı ya da bir şeyler vardı görüşmeye devam ediyorlar. Tamam hastaneye götürüyor annesini alıyor. Sağ olsun Allah razı olsun falan. O zaman şimdi o gün ince kuma gittikten sonra bırakmışım dedi. O da evine varmıştır der mi bir erkek? Yani normalde demez. demez. Evli Bizi bir kadın evine bırakır. Özürüm. Evli bir kadınsa eve vardın mı diye mutlaka arar. <laughs> Özür i̇şte dilerim. Telefonu denen bir şey var yani. Bir şey soracağım. O da şu. Ee, anne kızım bu adam nereden çıktı diye sormadım mı acaba? Valla ne bileyim. Şimdi anne gelse soracağız. Ablam kaybolduğunda bu bayram denilen kişi yeni mahallede oturuyor. Yeni mahalle bize bayağı... Onu baya... sormuyor Arif Hocam. Diyor ki hala evli. Boşanma davası daha yeni açılmış. Evet. Kızım bu adam nereden çıktı diye annesi sormamış mı diyor. Mutlaka o bir buçuk saat içinde oturduklarında bayramla Tuncay abiyle kavga ettiğini ablam bayrama anlatmıştır. Değil mi? Yani eşimle senin yüzünden kavga ettim hastanede gördüğü için demiştir. Ne zaman kavga etmişler? Tuncay kabul etmiyor ki böyle bir kavgayı. Kavga etmişler. Ne zaman etmişler? İşte o gün, e, hastanede gördüğü günü. Hayatım hastanede gördüğü gün seçimden iki gün sonra demiyor musun? Hayır, bana seçim günü. He? Seçim, seçim günü. Seçim günü. Seçim günü. Evet. Hangi gündü o? 24 müydü? 24 Haziran'da. E, tamam. Meyve suyu getiriyor evet. Tamam 24 Haziran'da seçim günü. Annen evet. hastalanıyor. Evet. Şunu bir yansın bana. 24 Haziran'da hastalanıyor. Sonra hastaneye kaldırılıyor. Bayram oraya geliyor. Evet. Sonra 24 Haziran'da. E annen diyor ki geldi motosikletle de demiyor mu aynı gün? Şimdi bu meyve suyu getiriyor ya Tuncay abi. İçince şey oluyor ambulans geliyor. Ambulansla hastaneye gidiyorlar. Ama Tuncay abinin hiç geldiğini kabul etmiyor değil mi? Tuncay abisi kabul ediyor musun sen eve gidip meyve suyu falan götürdüğünü? Uzaklaştırmam vardı gitmedim diyor. Yalan suyunuyor bu konuda. Hayır efendim hani ben şey yok pardon şey e, Bük abla. Efendim. Müge abla. Dinliyorum. Hani şimdi e, demiştim ya hani ben yani çocuk şey istiyor falan diye ben işte onların hepsini aldım hani çocuk meyve suyu ne bileyim o aparatif süt küçük sütlerden ne bileyim o eti bu şey, bisküvi falan hepsi aldım onları ben orada verdim geriye geldim dedim ben yani. Eve mi bıraktın? Ben şey değil yani öyle. Hani eve, eve mi götürdün? falan çocuğu? değil. Niye böyle mi? O yok, zaman. Yok yok. Dedim gibi. Hayır efendim. efendim. Ha. Pardon sözüm bilsin. Sağlık ocağının orada kendisi geldi ben onu verdim. Ondan sonra çektim geldim geriye. Seçim günü. Ha, baş... Seçim 24 Haziran'da. Onu da farkında değilim ya. ama orada verdim onlar hepsini. şey. Tamam Çay onu abi. verdin. Abi, sonra sonra sen bahsediyor. diyor ki şimdi baldızın. <laughs> onu verince diyor annem de onun getirdiği meyve suyunu içimiz zehirlenmiş evet. diyor. Sonra da diyor hastaneye kaldırıldı diyor. Sonra sen Abla o gün. Ne bileyim? Bak aynı gün bu sefer de çocuk için hastaneye ha. gitmişsin öyle mi? Hayır Müge Hanım. Ne? çocuğu ablamın 112 şey diyor ya ama, hastaneye. ben bir Ben 112. Pardon. Tuncay abi geliyor. Abla ben bir önce ablamdan, anlatayım. Ablam telefon tek tek. açıyor. Gel çocuğu al diyor. Annemi hastaneye kaldırdık diyor. Ambulansla diyor. Tuncay abi geliyor. Çocuğu ablamdan alıyor. Sonra diyor ki hastanede diyor ne zaman bitecek işiniz diyor. Arıyor. Tamam yolun yol, yolun so kenarından aldım. Evet bak almış yolun kenarından. Ondan sonra tekrar arıyor. Bir dakika, Ablam abla ben bir söyleyeyim önce ya. Galiba şöyle bir durum olmuş. Söyle bir de Ab niye biz stüdyoda ses duyamıyoruz acaba? Böyle yani dinlemek için ne yapmayı ne yapmamız lazım ha? Ablam çocuğu enişteme bırakmış. sesle koy hakikaten biraz da sesi de yükseltin ne evet. olur he. Ablam çocuğu enişteye ne bırakmış. Zaman, ne zaman? 24 Haziran'da. Meyve suyu ne zaman gelmiş? Meyve suyunun ne zaman geldiğini ben de bilmiyorum. E, Ama meyve zehirlendiği gün gelmedi mi işte? Seçim günü annem zehirlendi. E, o zaman işte o gün gelmemiş mi meyve suyu? O gün günü getirdin Tuncay abi ona o biliyor işte. Sen ne zaman getirdin meyve suyunu? Gülüm ben onu iyice değil de ben onu iyice hatırlamıyorum. Hayır. Ben sadece yani şey olarak ya bir gün önce ya bir gün sonra. Bak şimdi kaç şey geçmiş bir dakika şey sözün müsün? Ondan sonra dedi ki e, ablan ya dedi annem hastalandı. Hastaneye gideceğiz çocuğu dedi ki ben de o yolun e, oradan aldım. Dedi ki işim bitti mi seni arayacağım sen dedi çocuğu getiriver. Ben çocuğumu aldım köyümüze geldim. Artı İki saat mi, üç saat mi bekledim? Sonra hastaneye i̇şte, gittim. İşiniz bitti mi? Bitmedi, bittim, bitmedim. Saat biraz ol, bir dakika. Ya. Ondan sonra ben çocuğu aldım zaten hastane bir aramız on veya on beş dakika sürmez. Evet, doğru. Çocuğu aldım, vardım oraya. İlk e, girişte kamelya var. Orada baktım, e, annesi çıktı, bir tane e, binek tipi Renault var. Ona bir araba. An... Efendim. Banka vermeyin araba. Ha. Yani beyaz bir e, araba. Ondan sonra orada kendinden dedin. çocuğu oradan kendine verdim. Kim bu diye sordum uzaktan. Dedi e, akrabamız dedi. Onlar oradan gitti. Ben de çektim geldim. Tamam yani. tartışma Olay, yaşadınız mı? Tartışma yani yaşadınız mı sonrasında? Tartışma yaşadınız mı? Hayır hayır hayır. <laughs> Yok abla ben niye tartışayım ben niye nasıl yaşayacağım yani öyle bir şey yok hiç yok yani. Hayır hayır sonra salih Saliha gibi, ile tartıştınız kim adam diye. Birden... Ya Tuncay abi ikide bir uzaklaştırmayı. Yok yok ee, siz ben iki... onu yap... Ablam da sende uzaklaştırma kararına asla uymadım. Tamam. Bu? ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.